ses getirebilecek bir video yap. Neco kardeşimin arabası bu arada 10 numara olmuş. Ben aldık. Harbiden uğraştı bu arada ama bu şu arabaya. Kendileri çok fazla falan. Ben bu kadar uğraşmam, üşenirim yani. Sen bir de o zamanki fiyatlara göre. Bu kadar modifiyeli arabaya biner miyim? Bilmem. Ben pek sevmiyorum böyle modifiye şeyden. Biraz daha minimal seviyorum. Ben her şeyi minimal seviyorum ya. Tabii tabii, yani bu söylemekte hiçbir sıkıntı yok. Ben bu arabayı aldığımda 0 105 bin liraydı. Şimdi? Şu anda 140 falan oldu. Yani fiyatlar benim uçtum. İçin şöyle bir şey var. Hani böyle çok para vereyim, çok iyi arabalara bineyim yok. İlk kendi emeklerimle maşallah böyle kazıya kazıya almaya çabalıyorum falan böyle. Para vereyim, çok iyi arabalara bineyim yok. Şunun yenisi çıktı, sunrooflusu, cam tavanlısı vesaire. Onu almaya çabalıyorum falan böyle. Para vereyim, çok iyi arabalara... şu anda 140 falan oldu. Yani fiyatlar benim uçtum. İçin şöyle bir şey var. Hani böyle... Kanka 100 bin lira da yani az para da değil yani. 100 bin lira da çok para. Ya yani öyle diyorsan gidip bir şey alman lazım. Clio, yeni Clio'lardan falan alman lazım. Veya Volkswagen Polo Mola alman lazım. O cümle yanlış olmuş. O cümlede Neco bana mı geçirdin lan, doğruyu söyle. Neco. 300K değil ya benimki. Ben 200 bin liraya aldım abi. Bak ben söylüyorum, yalan yok bende. Ben 200 bin aldım abi. Range Rover Evoque. 2012 model. 50 bindeydi kilometresi. 200 bin aldım. Ucuz aldım yani. Az demiyorum ama ben öyle bir cümle kullanmadım zaten Neco gibi. Benim ilk aldığım araba ama A3'tü. Hatchback A3. Ucuz derken o anlamda değil. Ya chat abi, şu cümlelerimi yanlış anlamayın ya. Oğlum o arabayı o fiyata bulamazsın yani. Tertemiz, hiçbir şey yok. O anlamda ucuz. Evoque yani, o 2012 model Evoque'lara göre ucuz. Ucuz araba demedik. Abi şaka yaptım ya. Ne sinirleniyorsun? Ulan chat ya. Çok para vereyim, çok iyi arabalara bineyim yok. Şunun yenisi çıktı, sunrooflusu, cam tavanlısı vesaire. Onu almaya çabalıyorum falan böyle. Honda'yla diyorum abi takasa girin ya, ne olur vesaire gibisinden. Sağ olsunlar böyle yardımcı olmaya çalışıyorlar da. Bundan vazgeçemiyorum ya. Bu benim aileden sonra tabii babadan kalma bir tane Opel vardı. Ondan sonra ilk kendi emeklerimle maşallah böyle kazıya kazıya aldığım ilk arabam. Ve çok memnunum. Allah hepinize nasip etsin. Amin kardeşim. Drift at ya. Kanka ama ya Necati. En sevmediğim şey ne biliyor musunuz arkadaşlar şu arabalarda? Tamam bak, orasını burasını şey yap, oraya led paket, şuraya led paket yapmış falan, bilmem ne led taktırmış ama abi şu logoları oynamayın ya, şu logoların renkleriyle. Abi yani Honda niye yani, o en çok şeyleri görüyorum, Audi logosunu falan böyle siyah yapıyorlar ya abi, hiç hoş değil ya. Veya kırmızı yapıyorlar falan böyle. Logo kalsın abi. Logo o yani. Logomu elleme bro. Honda'nın bunu demesi lazım yani. Yakışmıyor. Bak araba güzel ama o logo bir apaçilik katmış yani ya. Senin araba burada 15 bin euro. Biliyorum be kardeşim. Orada nereye bilmiyorum ama. Biliyorum. Evet arkadaşlar, arabanın içindeyiz. Arabanın buradaki gördüğünüz kokpitine göre çok fazla detay var. Bu birazcık benim modifiye hastalığımdan bu arada. Şuralar karbon detaylar. Merak etme, yapıştırma bu arada. Çok fazla kafa yormayın. Ama basic bitirim değil yani. O güzel olmuş bak. Bunların hepsi arkadaşlar bu arada içi kaliteli güzel yapıştırma yani. Sonunda alıp böyle şey apaçe işi yapmayız yani. Ondan sonra şurada gördüğünüz logoyu boyatmışsın ama Neco. Arabanın konseptini şu şekilde yaptım. Dış siyah ve kırmızı arasında gidip geliyor. Fazla birbirini boğmadan. İç ise full karbon. Tabii kırmızılar arabanın detayıyla beraber canlandırıyor. Şuradaki mesela ince çubuklar falan olsun. Onun dışında direksiyonda böyle bir kılıf var. En kısa zamanda dikmeli bir şey düşünüyorum böyle karbonu. Bayağı şey gibi yapmış ya. Süper araba gibi yapmış yani. Bu güzel değil pek. Bu arada karbon şuradaki dedi kılıf haricinde şuradaki detayı da bir gösterin arkadaşlar. Ya. Oha! Şurada
yine gördüğünüz üzere mesela karbon. Güzel olmuş bayağı. Arkadaşlar bu arada belirtmek istiyorum. Ön taraf dijital gösterge, sağda solda evet. Analog var ama analogun çevresinde de şöyle. Bak mesela bunun yapışkanı çıkmış. Evet. Yapışkan olunca böyle oluyor. Hele ki Antalya sıcağında ister istemez atıyor. Yine şurada klimaların köşeleri var detaylara. Evet. Şuralarda da karbon fiberler var arkadaşlar. Yani bir yani şunu da utanmasa bulsa karbon fiber yapacakmış. Yani bu arada sende çok güzel bir detay var. O ne lan? Booster. Yani sadece görüntü, konfor speed değil de booster mı? Böyle detaylarımda. Ya kaputu da açarız. Biraz kirli olabilir ama. Speed booster ne lan? Gösteririz illaki. Onun dışında abi aynayı değiştirdim. Normale göre farklı. Aynada kamera var. Bu güzel. Bu hoş olmuş. Bir dakika bunu görmemiştim lan. Bu hoş olmuş. Aynada kamera var. Bir yandan hem kararan dikiz aynası olarak geçiyor. Teknolojik bu. Hafıza kartı falan var. Kaydediyor. Seviyorum böyle şeyleri. Nitro mu? Yazılım mı? Taksimetre mi? Chat Allah aşkına. Onun dışında kapıda sana bir şeyler gösterebilirim. Harbi nitro mu? Gösterebilirsin. Çok daha güzel olur. Şuradaki yine evet. Trimler var arkadaşlar. Burada da yine karbon fiber. Twister var orada işte. Şöyle. Type R abi zaten. Logosu normalde de öyle. Nasıl logosu öyle mi gerçekten? Kırmızılı mı yani logosu? Hayır ya. Ben hiç öyle görmedim ya. Öyleymiş. Neco çok özür dilerim abi. Çok özür dilerim. Neco bokunu yiyeyim kaydırıp geleceğim. Bütün storylerine kaydırıp geleceğim. Çok özür dilerim kanka. Çok özür dilerim. Vallahi ben bilmiyordum. Vallahi ben benim cahilliğim ya. Vallahi bilmiyordum ben. Vallahi özür dilerim ya. Bilmiyordum abi. Böyle yapıyormuş da onda... Bak beyaz araba da çok güzel duruyor. O zaman Honda'nın Apache'liği bu. Tamam. Sıkıntı yok. Detaylar var. Bu kolonun üstüne yapılmış olan bir herhalde bir ekleme. Evet. Işıklısı var mıydı sen mi gene aldın? Evet. Işıklısı var. Kanka bu da hoş olmamış ya. Bence. Cıvıç. Pek hoş olmamış. Ne diyorsunuz? Hiç ondan olmadı ki. Aga be falan ondan da şey yapmıyorlar abi hiç ondan olmadı ki falan yapmıyorum. Bu olanın üstüne yapılmış olan bir herhalde bir ekleme. Evet. Ya ondan kasamayız Vaytan ondan duyar kasamayız. Şu an mesela gösterdiğin nikelen şey direkt servisten ekstra bir aksesuar. Şu an mesela buradaki kırmızıyı görebiliyoruz. Ha mesela ama çok daha güzel görebilirsin gece olunca. Ekstra çok şey yaptırmışsın çok bunu. Çok şey yaptırdım anahtarım şuna bile bakabilirsin. Vay bu arada anahtarı da evet gösterelim arkadaşlar. Bunda da yine adam karbon fiber kusuyor. Yani. En önemli detaylardan hiç bahsetmedik direksiyona evet. Geçtik. Pedal shift var burada pedal shift eklemesi yapmışsın. Abi çok güzel bir şey biliyor daha musun? Daha da büyük bak, bir hale getirmişsin. Bana ver, bana ver. Bak şöyle göstereyim. Şöyle yani. Direksiyonu güzel duruyor. Harbiden güzel duruyor. Aynen öyle. Sen bu logoyu sen mi yaptın? Bu o da değişiyor. Buraya, evet bunu değiştirmişsin. Evet. Buradaki trimleri de değiştirmişsin. Ya ben yok bu artık arada... bunu da mı evet. Bunu da mı değiştirdin? Şurası da öyle. Tamam bir şey merak edeceksin şimdi. Aç baba. Yok abi. Hey hey let's go. Let's go. Adam lastikleri bile karbon yapacak ya. Konforlu değil abi burası. Evet. Ki sürücünün özellikle çok kullandığı bir yer burası. Onun dışında sol tarafın şeyleri güzel. Mesela kollarının için rahat edemez. Sivri gelir diye. Ha, sivri gelir diye biraz böyle kör etmişler burayı arkadaşlar. Kemerlere niye kırmızı yapmadın bro? Çok pahalı. Ama kemer bu kadar böyle para harcayıp makineye bu kadar ekstra yani şey yapıp... Çalıştırıp bir sesini dinlemek isteriz ama bir saniye. Şöyle geri geri de ben geleyim. Sesini ben de merak yandan. Ediyorum. Ver babacım şimdi. Tabii orta susturucu normalde araçta downpipe falan da var arkadaşlar da. Orta susturucu takmış abi sesi çok kafamı ütülüyordu dedi. Bir ufak ses verebilir misin? Ön taraftan da bir şöyle bir ato alt sesi geliyor. Onu da bir sesini dinleyelim. Chat. Abi benim arabanın sesi daha iyi bu arada. Evet ama Westgate'in şimdi Westgate boşalma sesi de var burada. Bir cutout sesi var yani orada bir hani baktığın zaman aslında. Evet evet burayı da bir göstereyim. Sen de bu arada Alpine'in bir evet bir amfisi var. Bir de buraya tak yapıştı biliyor musun? Çok güzel oldu buraya. Çok ama araba dizel mi acaba? Benim araba benzinli. Bu amfi arabada zaten 8 hoparlör var. Bas kısıyorsun, bas açıyorsun. 8 hoparlör olduğu için zaten sesi iyi. Ama dizel sesi aldım onu dengeledi. Çok güzel oldu. Evet bir motoru görelim. Yo o kadar da... Vay mişimoto ne diyorsun ya?
Evet, motor kapağı vardı. Bu araba çok ısınıyor. Evet. Tesla olan. O yüzden kaldırdım. Hele ki Antalya sıcağında hiç olmuyor. Şimdi Tesla ama var. Evet. Buradan zaten tek görebileceğin detay bir de ambalajı. Böyle bunu iyi düşünmüşsün. Bunu iyi düşünmüşsün. Evet. So many sign if you Ulan Necati ne adamsın ya. Tabii mesela sinyal veriyor şu an. Bir de sol yap abi. Bu dörtlüydü demek ki. Dörtlü. Oğlum bu çok iyi ya. Ya yani wave sinyal çok iyi. Geri yak. Ama bak bura normal yanıyor. Keşke şuralara da wave olsaymış. Bence... Bu hoş. Benim hoşuma gitti. Benim hoşuma gitti yani yalan yok. Yani olmasa da olur ama hoşuma gitti. Gitmedi değil. Ama keşke bunu yaptırmak yerine sadece buralara wave sinyal koysa daha güzel olurdu. Ben wave sinyali çok hoşuma gidiyor mesela. Çok hoş duruyor. Ya şu ortadaki yerine sadece şurası wave olsa daha iyi olurmuş bence. Bence güzel olmuş. Ben ilk bunu gördüm falan dedim ama yok. Yolda falan çok hoş duruyor. Ön taraftan da güzel böyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Şu parça yine özel olarak değişti. Şu kırmızıları da sen hallettin. Şeritler aynen yine ekstra. Evet. Ondan sonra bu kapak değişti siyah evet. Oldu. Kırmızıydı normalde. Evet. Şu da ek yine ne bileyim yağmur. Daha hoş durmuş evet daha hoş olmuş. Burası bunlar güneşlikler. Kapı kollarının üstünde yine bir geçme evet. Var. Arka bölümde şimdi bir senin bu arada bu. Bu aksesuar orijinal bu da yine. Aha orijinal aksesuar olarak. Normal abi. Spoiler'a göre daha farklı. Bu arada hani ekstra olarak. Oğlum çok para harcamış lan. Gerçekten 100 bin lira ya bence şurada en az bir 100 bin daha yatıyor ya. Bir 100 bin daha harcamış yani. Söyleyeyim arkadaşlar motorda downpipe var ekstra. Yazılım var. Evet yazılımı var. Bir de Super Sprint'in son çıkışları var yani ikili. Şuradan patladık. Patlamış o. O halledir onu ona zahmet. Logoyu var. Değiştirdim. Şimdi araç çok güzel olmuş. Duydunuz mu chat? Duydunuz mu chat? Logoyu değiştirdim. Logoyu değiştirdim ama acaba nasıl değiştirdi? Özümü geri mi alsam şu an? Type R mi gerçekten bu? Şimdi araç çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Burada da yine arkadaşlar karbon fiber 100 bin değildir değil mi ya? Ben abarttım. 50-60 bin. Doğru. 50-60 100 bir 100 bin daha değil de 50 bin rahat harcamıştır ama 50 bin. Type R değil. Ha tabii de Type R logosu takmış. Aa karbon fiber trim var burada. İlk defa görüyorum bunları ben. Artık ebesinin a**rim yani. Biz bu kaplama furyasını ben bu arada söyleyeyim hani bu vesileyle kaplama furyasını biz başlattık. İlk de makinede başladı kaplama furyası. Senesini de söyleyeyim 2014. Evet kırmızı bu arada çok güzel arkadaşlar. Alev alev parlıyor. Ben çok sevdim makinanı. Çok güzel. Emeklerini ellerine sağlık. Çok acayip güzel makine yapmışsın. Kimseye bağlı kalmamışsın belli yani. Birinden fikir almamışsın. Belki almadım. Arkadaşlarına sormuşsundur. Kanka böyle bir şey düşünüyorum ama sen ne düşünüyorsun gibisinden. Daha çok aslında modifiye taraftarı birisi değildir. Ya yapmaz ama bu arabada yapıyorsun. Yani ne bileyim Honda'yı aldım manyağa bağlı. Hele ki modifiye bir başla hani bitmiyor abi sonu yok. Ve hala yapacağım şeyler var. Zaten gelecek vloglarda görürsünüz bunları. Necio'yla beraberiz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ben kendi şahsi adımı konuşayım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah inşallah Necio'ya daha güzellerini nasip etsin. Ben memnunum ya. Daha ne amin. Olsun. Sen seviyorsun da makinanı. Sen bize birazcık da böyle bir ufak ufak gazlamalarını gösterirsen. Şimdi güzel bir yola çıkıyoruz zaten. En azından belki insanların kafasında şey takılmıştı. Ulan abi o kadar yapmışsın falan. Yılan gözüküyor da. Hiçbir şey görmedik. Burası çok boş bir yol oluyor Antalya'nın. Ya en azından yüze kadar çıkabiliriz riske atmadan. Yani makas sevmeyen birisiyim bu arada. Onu cidden söylüyorum. Benim prensibim şu. Kemer her zaman takılı. En ufak mesafeye gitsem bile. Onun dışında makasa tamamen karşıyım ama yol boşsa da zaman kaybetmem. Ne güzel konuştun. Normalde 182 beygir fakat benim upgrade'lerimle beraber bu araba şu anda 230-235 beygir civarı olması gerekiyor. Bu benimki 250 beygir. Şey ama konforum ve performans aynı şekilde fiyatın bir arada olması çok hoşuma. Ben de sidik yarıştırıyorum ya burada. Memnunum ya. Şu an onda reklam falan değil de bu. Mesela şu yolda ciddi bir şey yok anlatabiliyor muyum? Basmaktan çekinme. Tabii
Tabi bunu böyle yanlış yollarda yapmanıza gerek yok, riskli hareketler. Ufak bir viraja girdik 200'de. Low sesi gider mi acaba bir diye? Geliyordur o ses. Bunu alıyordur. Ben kendim 150 beygirim de ya. Yani performansı da açıkçası güzel bir araba. Frenlemesi nasıl? O arabanın torku ile seninki... tabi canım torklar çok farklı. Benimki jip zaten. Yani 4x4 SUV. Ya bu kadar yüksek hızlara çıkıp da frenlemesi nasıl? Deneyelim istersen. Vay. Beğendin mi? Güzel. Yol tutuşu çok güzel. Yani arabanın yola yapışması çok güzel. Güzel virajlar dönebiliyorsun yüksek hızlarda. Abi işte ben de onu yapamıyorum ya. Yol tutuşu bok gibi abi. Evo'nun. Riskli bir şey yapma. Bok gibi. Lan millet 330 km hıza çıkıyor Neco. Değil mi videolarda çekiyorlar koyuyorlar. Adamlar makas atıyor. En kötü haberleri çıkarsın. Ters kelepçeli, şu kelepçeli seni götürürler diyeceğim de parmağını kelepçelerler herhalde bunun. Parmağın girer mi? Bak bakalım bir. Girer ya, o kadar da değil. Parmağın girmiyor. Parmağın da girmiyor o. Nasıl yakıyor diye soracak olursanız şöyle. Yarı agresif, yarı normal kullanımda bir depo 250'ye fulleniyor. İşte 50 kuruşa denk geliyor. 500 km yakın gidiyorum. Benzin 7 lira oldu Neco, ne yapacaksın? Abi zaten C3 var bizim. Garaj arabası oldu bu yani. Kendimi böyle bir şeyde hissettim, biliyor musun? Merhaba arkadaşlar, şu anda böyle bir makinemiz var. Ya ben aslında böyle şeyler yapmak istemiyorum. Ben seni aldım ki böyle, de makine kafası olsun böyle. Diyorsun kanka, tabi biniyorsun M3'lere kanka bassana, kanka bağırtsana. Xeon'a geldin yok. Vay, biz ya. Yok burada kurumsal artık takılıyoruz. Ha, kurumsal takılıyoruz. LS'de de aynısını yaptı. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Artık bunu videoda Güzel güzel. Güzel olmuş. Araba güzel olmuş. Güzel modifiye etmiş ama geldi. Pek modifiye seven biri değilim ama yaptığı şeyler teknoloji şeyler olduğu için içine özellikle benim hoşuma gitti. Bu ne?